nokta kontrolünü almak. Çoğu zaman retake'i bile bırakılıyor. Bu arada Muj birçok yetenek üzerine gelince geriye doğru kaçtı. Hemen backup çağırdı. Site'a ikinci oyuncu da geldi. Canı az isimler var yani. SMB'de canı az isimler evet. var. Çok darttan dolayı var. Bir yandan da şimdi Izzy bu aşamada site'a Skylin. Izzy denemelerini yapıyor. Muj kill çıkardı. Kalabalık burası. Mahşer yeri gibi. Skylin'i uçurdu. Kiwi daha fazla kill'e erişemiyor. Zispan gelen bir karşılık daha var. Daha mantıklı execute'da. Muj bir tane vurup kaçarsa diyecektim ki iyi bir şansı vardı. Ama bu arada Zispu geldi bile. Evet, Muj yakalanan isim. Longsan'ında bir isim var ve orası tam olarak kontrol edilmedi. Bu yüzden bakmayabilirler. Smoke çıkışında 3 tane oyuncu geçiyor. Muj 2'de vurmuş. 2 tane buldu bu arada. Ben bulamadı sandım. Oyuncu üstünlüğü FUT ekibinde ve retake oynamak zorundalar. Skyline dezavantajlı olacak biraz. Ya bir tane şoku var Skyline'in. Bunu kullanmadı. Sıfır noktasını da kırmadı herhalde. Yerini belli etmek istemedi. Şutun farkında. Yukarıdaki oyuncu bilmiyor. Atladılar ve düşürdüler. İyi bak. Oo, Zistu'dan bir tek. Yoksa. Yalnız garajdan attı bu arada. Yoksa bilmiyorlar Izzy. Çok dikkat. Neden koştu? Yukarıda paranoya mı tutuyor mu? Emin değilim ama. Oyunun ağda olmadığını düşündü ama çok dikkatsiz ve kontrolsüz bir hareket. Sanıyorum. O zaten 60'tır onun. Sanıyorum Moj Killjoy ile birlikte alarm botun hani mesafesinden eğer çıktıysa ya çünkü başka sızabilme ihtimali yok J-Link'e doğru. Evet evet. Yani... Zistu'nun. Alarmbot devre dışı kaldığı için bence bu kadar rahat hareket edebildi. Zaten A'daydı ya, yani. Sadece yani her şeye rağmen çok fazla süre vardı. Evet. Ve sıfır bilgi. Bilemiyorum. Mr. Fallen kill bulmuş. Brave karşılık veremedi. Easy. Muj'u yakalıyor. Ve 2v4'e geliyor birden. Evet, Mr. Fallen smoke arkası bazı file'larını denemesinden bir şey çıkaramamış gibi. İki tane oyuncu kaldı FUT'ta. Şöyle bir Krax önce yakın solu çekledi. Side tarafında oyuncu var. Çok fazla crossfire var. Çok iyi timing'e ihtiyacı var FUT'un ama şu an için hala bulamadılar. Krax şimdi bir tane Molly'sini bıraktı. Şurada doğru. Hemen Shock'un arkasından çıkmaya çalışacak. Flash bırakacak. Yakın köşede bir tane oyuncu var ama Easy 3 kill ve Skyline. Sahip olabilme imkanı var bu round'u kazanırsa. Orada şu ana kadar tek bir side'i gördük Karan. Yani maçın başından beri. Ne B tarafında bir aksiyon var ne C tarafında var. Tamamen A odaklı. Kiwi şimdi önde karşılayacak. Timing çok önemliydi. İyi kaçtı. Bridge. Bu arada Bridge ultisi geldi ve Kiwi oradan çıkamayacak. Ama yakında kimse yok. Orada ezber kullanılan Muj'dan bir rush'ı kesme ultisi ama site kaybedildi ve bence Sova ultisi biraz erken harcandı yine. Yani optimal olan hep bizim için tabii post plant. Ama burada bir inisiyatif almak istedi. Shock Skyline'ın üstünde ilki. Diğeri birisine isabet etmedi. Işınlayıcı hazır. Zistu yine kısada pozisyon alırken tabii Chamber'ın post plant'te varoluşu en büyük gücü aslında SMB'nin. Zistu burada deneme yapıp geriye kaçmaya çalışacaktır. Skyline'ın tutucu yetenekleri önemli. Burada patlayıcı bırakılıyor. Skyline bir tane stun kullandı. Kimi sağda? Mr. Fallen geldiler ve sadece Brave var. Yapabilir bunu Brave. Sağda solda geliyorlar ama Mr. Fallen yakasını... Brave ile iki kill daha bulmuştu. FUT Esports için bu arada... Hani... Daha kolay da olabilirdi round. Bunu söyleyelim. Zistu Krax'ı yakalamış. Önemli bir başlangıç. Zistu için başka bir entry daha. Platformdaki oyuncu fark edildi. Paranoya'ya rağmen Easy hareket halinde destek bulmaya çalışılacak. Aydın Borsa desteğe geldi. Backside'e baskı kuramıyorlar. Bu Spectre'ın çıkardığı ikinci kez Paranoya etkisinde. Sonrasında kimi de kaçırmadı. Aksiyonda avantajlar sürekli el değiştirirken. SMB'de kaldı ama buradaki fight... gibi A üzerine gitmek isteyebilirler. Geldi. Takip edecek bu arada. Easy geliyor. Backside'de bir izin var. Short'u görmedi ve boş yolladı. Düştü izin. Üzerinde Kiwi Sochi'ni yakalarken Skyline'den gelen bir takas ve Brave, Skyline arka arka ikiler devam ediyor. Brave'i duymadı kimse tabii TP ile buraya geldiğini ve Kiwi'yi de buldu Graffiti önünde. Hala Heaven'da hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Akta kalmaya çalışıyor. Krax çok güzel bir yere yerleşti. Eğer Zistu şu an biraz dikkatsiz gelirse... Yani zekice. Fark yaratabilir gibi Brave tekrar... Takım arkadaşını korumak için oraya odaklandı. Moj da arkadan gelemez. Arkadan gelirse yeri tespit edilir. Bu da bir bölgeye doğru daha ciddi bir odak göstermesine sebebiyet verir. Ya tabii Brave'de iki tane TP var aynı zamanda. Atladığını duymadılar bence. Emin değilim bundan. Belki duymuş olabilir, yakındaydı oyuncu. Bir smoke daha geliyor. Tecrit olduğu için üstüne koşmaya çalışacaklar bu oyuncuların. Ya da geri çekildiler. Ama görüş risk alıyor. Risk alıyor Brave. Brave risk alıyor. Beklenmeyeni yapıyor ama vurup TP ile vuracak. Vuracak. Fırsat vermedi. Zistu. 8. round. Sochi yakında birer oyuncu. Kısayı bilmiyor Sochi. Buna rağmen long'u vurdu ve Kiwi çok geç döndü ama nasıl yaşıyor? Hasar bile. Ama yani Izzy de o canlı. Neler oluyor? Yok. Kiwi
Q'yu zorladı. K'ye yakın. 15 saniye. 15 saniye var. Daha gelemedik Spike. Son 10 saniye. Oo, side önüne doğru bir tane Molly de geldi. Oo! İnanılmaz. Karışık. Ama Molly, Molly! Molly kill alır mı? Aldı ama kurdu da. Aldı. Kurdu. Şaka gibi. Bütün zamanlamalarımı yakalar bir takım round içerisinde. SMB verilmiş kaç sadakası var merak ediyorum. Ama bitmiş değil. Ve Izzy şu ana kadar oncanıyla her şeyi yaptı. Ancak kısa da olduğunu en son biliyorlar. Buradan kurtulması zor. Taret yerden alınacak. Izzy'nin üstüne doğru ilk önce Moj gitmeye çalışıyor. Izzy gördü onu ama üstünü falling. Bu arada. İki tane de garaj. Hemen oraya gelip yetenekleri alacaklar. Alarm board kırıldı. Orada nanosürü var, onu da kırdılar. Bu arada Moş etkilenmedi ve havada Izzy yakalayacak mı? Çok zorlandı ve Izzy. Bir can, bir can. Yani iki rounddur dualarla hayatta. Ya bu arada iki tane çok low HP'de kalan oyuncular da söz konusu. Onu da görmüş olduk. Brave Warrior'ı beklemeye devam ediyor. Kiwi atışında isabeti buldu ve kalan üç oyuncunun canı çok çok az. Toplam 50 falan maksimum. Herhalde. Ama ikinci Loki beklemeyebilirler. Hiç de beklemiyorlar. De şu ana kadar. Yani bu saatten sonra çok zor. Raze'in bombası yok. Ve garajdan girecek Mr. Fall'in izlemeye devam ediyor zaten. Yani kendini gösterdiği entry çok çok önemliydi. Peek'e gidiyor ve Zisu'yu yakalıyor. İşte Kiwi bunları gerçekten müthiş yapıyor. Bir stun yemedi bunu dişi. Burada harcamıldı. Rakibini görüyor. Çok özgüvenli. Peek'lere de devam ediyor. Evet, dediğin gibi ve Crux Smosh diye tek yani plant'e bile izin vermeyebilir burada. Kiwi yani ilk temasta bakalım neler yapacak. Moj'un kontrağına da oynayabilir ama geçişte gerçekten çok rahatlar ve Skyline'i de Moj düşürünce artık tek başına kalan Double Door tarafında Brave oldu. Onun da bilgisi zaten mevcut. Yani yapabilecek. Oraya iki silahlı kombinasyon var diye tahmin ediyorum. Oo, çok sıkıntı olabilir bu ama Kiwi sağa bakıyordu, yakalanamadı Kiwi de. İşte sayesinde kaçmayı da başardı. Birkaç pozisyonda Kiwi'yi düşürebilirler, düşüremiyorlar. Bu bakalım round sonunda dert yaratır mı onlar için. İzlin bombası direkt olarak Mujin'in üstüne gitti. Zist'i kısada beklerken Raze ultisiyle birlikte Bayside artık Futun. Özür diliyorum, SMB'nin. Yani şu an tabii son ana kadar bekleyecek ve Izzy o roket elden çıkmadan önce kim çıkartmayacak ama Moj düzeltiyorum. Açılmış, yakalamış, Crux teker teker düşüyorlar. Alınan bir Bayside kontrolü var tamamen ve hiçbir şekilde karşılarına bir engel teşkil etmiyor. Ona rağmen plant almıyorlar. Yani hala bu arada birer birer ilerlemeye devam ettiler ve SMB için artık kazanılabilecek bir round değil burası. Bir mucize ihtiyaçları var. Round'da başlangıçta ne vardı, şu an ne vardı? Tam tersi ortam. Sonuçta burası soldan yaklaştı. Crux. Yani inanamıyorum. Crux'ın eğimle böyle çıkılıyorsa Crux da herkes zaten vuracaktır yani. Hani çok zorlanmadan. Round'u açan belki de B'nin kontrolünü alan Izzy şu an en sona kalan oyuncu. Ya benim anlamadığım şey şu. Izzy site'ı aldığında Izzy'de ulti vardı. Vardı. Ve herkes... Girecekler. Dash atılabilir mi? Sonuçta ilk rakibini düşürdü. Yine bir tabanca round'un SMB'nin başarılı olması daha yüksek ihtimal gibi duruyor. Ondan killerden sonra Crux karşılık verebildi. En sonunda 30 saniye var. Skyline'de kullandığı flash etkili olacaktır. İki kill aldı. Bulldog'da zaten hani normal oynama imkanı pek yok ama Izzy çok dikkatli geldi. Göz onu göstermemişti belki ama Mr. Fallen yakalanıyor. Ayrık bir şekilde Skyline tek başına geriye doğru kaçmak zorunda. Yardım Sochni'den gelecek. Kör oldu Skyline, Side'ın etrafında şimdi yardım geliyor ama çok güzel yeri yardım bu arada. Ölen ilk oyuncu tetikli sinirli çok iyi Skyline'in 3. oyuncuyu da gördü. Harika! Harika vuruşlar. Kiwi'yi yakaladıktan sonra tek başına Moş, o da çıktı. Ya yardıma gelen herkes geliyor ama. Sakta mı oynayacak gerçekten? Ya yardım geliyor şu an için. Yetişemeyebilir Jet'in için. Ooo, Sochni'den çok kötü bir karar. Bireysel olarak çok iyi bir karar gelmedi. Bu arada Kiwi yakaladı ve birinci ultisi. 15 saniye hala plan tanımadan Spike yerde ulti var. Ulti var, Raze ultisi daha devreye girmemişti. Uçuyor burası. Gezmeye geldi. Surf 2 sanki Izzy uçarken. Brave. 2 ve 3 ardından Brave. Muji yakaladı 2v2. Crux ulti. Graffiti önünde bu arada Crux Zisu'yu bulunca 2v1'e geldi oyun. Graffiti'de Mr. Falling kontağını oynamak zorundalar. Crux hiçbir şekilde peek almamalı. Arkaya doğru atılan bir yine smoke söz konusu.
Brave'in nerede olduğunu hala gayet iyi biliyorlar. Çıkmadığını biliyorlar ve... Sen'in işine yaradı. Yani smoker'larını aldılar rakiplerinin. Ama... Zitu'nun... Ooo! Smoke'tan yaklaşırken bir prefire. Şimdi Kiwi side'da. Side kontrolünü aldı. Skyline 1-2 mermi gönderiyor. Ve... Atabileceği plant girecek gibi. Ya bir de tecrit. Ya çok önemli mi bu ulti, emin değilim. Burada kullanılmalı mı? Burada Kiwi fazlasını istiyor. Izzy ultiyle birlikte... Tecrit'i yok etti. Double door tarafında bir atışını daha kaçırıyor. Skyline için bir şans daha mevcut ama Krux round'un kahramanı. Ve tek başına Izzy mevcut. 65 canıyla birlikte çok round'u kazanmaya yakın gibi gözükmüyor. Durum 9-9'a doğru gidiyor. Şöyle bir şey var. İnanılmaz. Chamber'ınızın veya kim operatörü kullanıyorsa C uzundan dümdüz gelen bir rakibi kaçırma lüksü yok yani bu oyunda. Onu kaçırdığın anda tüm pozisyonun dışında kalıyorsun ya bir anda. Şöyle, drone'u kırdı ilk. İkincisinde Smoke'un arkasından bayağı yalan bir vuruş yedi. Pick atmaması lazımdı çünkü yeri belli olmuştu artık oradan Smoke ses de geldiği bu arada. için. Bunları kovalıyorsunuz. Oralarda... Onun ağda olmadığını takım arkadaşlarının söylemesi şu an çok ama çok önemli. Ya round'un bir garantisi var şu an. Zistu. Hala kartını kullanmadı, hala orada. Trap. Ok da gidiyor. Ulti de var. Zistu şimdi Z ile birlikte savunmayı yapacak ama Mr. Folin'e 2 kill verdiler ve 2v2'ye geldi. Footy Esports'un hala şansı gelecek. Var. Long çok hızlı gelecek yalnız. Skyline kendi yerini belli etti. Aa, kapalıya geldi. Yine aa, belli etti kendini Soulchney. Yukarıdan bir göz gelecek şimdi ama iki oyuncu da birlikte oynayacaktır. Skyline hemen bu tarafa doğru geçti ve inanılmaz bir vuruş. Soulchney tek, double peek'e çıktılar ve Mr. olacak gibi yalnız. Olacak ama Kiwi etkilenmiş olmasına rağmen Zistu operatörle kill'ini alamadı. Bu arada Skyline 2 tane vurmuş. Kaldıracak. Kiwi'nin hemen takası var. Evet, Krax'ı da kaldıracaklar. Ulti ulaşmıyor ki ulti. A'dan atılan Faze ultisi hiç alakasız kaldı. Backside'da Mr. Fallen double pick'e çıktılar ama bir kill aldı ve Kiwi'nin son 2 kill'i toplamda 3 kill'le birlikte